Dünyanın en büyük ülkesi Rusya'dan selamlar arkadaşlar. Şu anda yüz ölçümü olarak dünyanın en büyük ülkesinde olsam da aslında nüfusun 140 milyon olan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani Meksika ve Japonya'dan birazcık daha fazla. Nüfusun büyük çoğunluğu batı tarafında yaşadığı için aslında Sibirya toprakları böyle sanki ülke devasa bir yermiş gibi yapıyor. Hatta Rusya zamanında Alaska'yı Amerika'ya 8 milyon dolar mı ne satmış? Yani fiyatını unuttum ama bayağı bu ülke toprakları satılabilen bir ülkeymiş. 1800'lerde falan satmışlar. Rusya inanılmaz bir ülke. Zaten hem edebiyatına tutun teknolojisine kadar Sovyetlerden tutun dünyanın en büyük güçleri olmasına kadar hepimizin bildiği bir ülke. Şu anda benim Rusya ikinci gelişim. Zaten ilk videoyu izleyenler bileceklerdir. Bundan 7 yıl önce otostopla kız arkadaşımla beraber Karadeniz üzerinden Gürcistan'a Moskova'ya kadar otostopla 15 gün süren bir yolculukla gitmiştim. Şimdi de buranın kültür başkenti Saint Petersburg'dayım. Onlar buraya Saint Petersburg diyor. Aslında Türkçe'de de Saint Petersburg ama İngilizce'de Saint Petersburg diye geçiyor. Her neyse burası 1. Petro'nun kurduğu şehir. Ta o zamanlar bu adam bu şehri kurarken burası bataklıkmış ve bataklık üzerine bir şehir kuruluyor. Aslında Venedik'ten ilham alınarak yapılıyor. Dolayısıyla kanallarla gezilebilen bir şehir aslında bakarsanız. Petro tabii ki burayı Kuzey Venedik olarak hayal ediyor. Dolayısıyla buradaki bütün mimariden tutun da yaşam anlayışına kadar aslında çok Avrupa'yı bir şehir diyebiliriz. Rusya'nın hiçbir yerinde göremeyeceğimiz bir kültür var burada. Binaların çoğu İtalyan yapımı, Fransız yapımları da var ve Rusya'daki Sovyet yapımları binaları da görüyoruz. Petersburg her ne kadar böyle kültür başkenti olarak anılsa da Sovyetlerden kalan böyle disiplini her daim iliklerinize kadar hissediyorsunuz burada. Rusya şu anda dünyanın birçok anlamında ileri gelen, öncü gelen ülkelerden. Mesela teknoloji ve uzay anlamında gerçekten yarış içindeler. Dünyada ilk uzaya çıkan insan Yuri Gagarin zaten biliyorsunuz. Buralı adam. Ve burada zamanında o kadar yükseliyor ki bu adamda politikaya gireceği korkusuyla adamın suikast yaptığı düşünülüyor. O kadar böyle ilginç olayların döndüğü bir yer burası. Rusya bildiğiniz gibi aynı zamanda askeri anlamda da çok güçlü bir ülke. 1 milyon askeri personel olan da hiçbir ülkenin karşısına almak istemeyeceği bir askeri güce sahip. Aynı zamanda ekonomik olarak da çok güçlü bir ülke aslında ama bunu halkın üzerine çok göremiyorsunuz. Yani zengin ve fakir ayrımı maalesef burada da çok göze batıyor. Yani mesela 2 yıl önce yeni mezun olmuş bir avukatla tanıştım geçenlerde ve 25 bin ruble maaş alıyordu. Yani 25 bin ruble burada yani Türk parasıyla 2500-3000 liraya denk geliyor. Burada onunla yaşaması mümkün değil. Çünkü ortalama stüdyo bir daire 30 bin rupleden falan başlıyor. Ama gelin biraz Petersburg'dan bahsedelim. Petersburg dünyanın en çok müzeye sahip olan şehirlerinden bir tanesi. İnanılmaz bir sanat mimarisi var. Sokaklarda gezerken büyüye kapılıyorsunuz. Sanki Avrupa'nın bir şehrinde geziyormuş gibi hissediyorsunuz. Onunla beraber Rus edebiyatının önemli yazarları da bu şehirde yaşamış. Dostoyevski'den tutun da Tolstoy'a kadar aslında buralardan izleri geçmiş. Kaliningrad diye bir tane şehri var. Aa kuşlar geldi yanıma. Gel. Gel yanıma gel. Sen elime mi geleceksin? Gel. Az daha işte elimde bir şey olsa gelecek ha o kadar ya. Kaliningrad çok ilgimi çekti. Tamamen böyle Baltık ülkeler arasında duruyor. Hiçbir yere bağlı değil. Ülke ismi de yazmıyor. Lan dedim burası neresi? Bir baktım hakikaten Rusya'ya bağlı bir yermiş. Orada o körfeze açılan bir yeri var Rusya'nın yani. Onun dışında bu videonun içerisinde burada ikinci el pazar var. Kemal'le beraber o pazara gitmek istiyorum. Çünkü orada muhtemelen Sovyetlerden kalma eşyalar var. Onları görmek istiyorum. Hem de belki küçük birkaç tane ana alırım kendime diye düşünüyorum. Onunla beraber şehirde, burası Venedik gibi şehir olduğu için belki küçük bir tekne turu yaparız. Aynı zamanda Kisenya'yı hatırlıyorsunuzdur. İlk Rusya'ya girerken beni karşılamışlardı. Ona da şehirde birazcık dolaşacağız. Bilmiyorum bu video nasıl gidecek ama birazcık videoya böyle girmek istedim. Uzun zamandır da böyle yurt dışında video yapmadığım için hem bir ülkeyi anlayıp hem buraya dair bilgiler öğrenip hem de buranın lokal insanlarıyla beraber zaman geçirip bir şey anlatmayı çok özlemişim. Umarım siz de videoyu izlersiniz. Erken keyif alırsınız. Rusya'daki metrolara Türkiye'de kullandığın kredi kartını binebiliyorsun. Yani diğer böyle bütün o metro kartları falan almanıza gerek kalmadan tıt yapıp geçiyorsun. Vallahi çok şaşırdım. Çok hoşuma gitti. Petersburg'daki bir tren. Burada bütün metro durakları birbirinden farklı mimarıyla yapılmış. Moskova'daki de öyle, buradaki de öyle. Gösterebildiğim kadar göstermeye çalışacağım. Şu anda Rusya'da bir metrodayız. Burada böyle onlarca adadan oluşan bir yer olduğu için kanallarda botlarla gezmek çok keyifli. Burada botlarla gezmenin de ücreti yaklaşık 1000 rupliye. Böyle hem buradaki küçük kanallardan geziyorsun hem de buradaki Nevski Nehri diye bir yer var, ana nehir. Onun üzerine çıkıyor, böyle her yeri görebiliyorsun diyor. Hem binaların tarihi binanın arasından geçiyorsun hem de bir saatlik bir keyif yolculuğu oluyor. Bakalım nasıl olacak. Evet.
arada Petersburg'da inanılmaz güzel yeşil alanlar var yani. Şehrin içerisinde dağılmış yeşil alan o kadar fazla ki. O yüzden böyle bütün insanları şehirdeki parklarda yayılırken görebiliyorsunuz. Petersburg'da gündüz sayısı, daha doğrusu gün gören sayısı 52 gün 55 gün arası değişiyor. Yani biz şu anda yaz mevsiminde geldik. Buraya kışın gelseniz -25'leri görüp kanallardan bahsetmiştim. O kanalları donmuş şekilde görürüm. Ve üzerinde paten yapan insanları görebilirsiniz. Ama muhtemelen buranın en güzel zamanı yazın gelmektir diye düşünüyorum. Ben soğuk sevmediğim için böyle düşünüyorum. Ama kesinlikle yılbaşında buraya gelmek istiyorum. Yılbaşını merak ediyorum nasıl olacak. Şu anda da Isaac mı? O katedralin önündeyim. Bu katedrali Kreise'ye soralım, o anlatsın bize. Bu da Ksenia var. Biraz önce bahsetmiştim size. Belki ilk videoyu izleyenler Rusya'ya gelirken göreceklerdir. Havaalanında beni karşılamaya gelmişiz sağ olsun. Ksenia burada benim gördüğüm en güzel Türkçe'yi konuşan yabancı. Eyvallah. O yüzden ilk önce seni tanıtalım. Sen kimsin? Ne yapıyorsun? Anlat bakalım. Aslında herkese sıradan bir Rus olduğumu söylüyorum. Çünkü böyle biriyim. Zaten videolarımda da kendimi böyle tanıtıyorum. Rusya'da yaşayan ama Türkçe konuşan bir Rusum. Herkesin ilk düşündüğü şey ya sevgilin Türk, ya annen, baban ya da aileden birisi Türk diye düşünüyorsun. Ama hiçbiri değil. Evet, insanların çoğu öyle söylüyor zaten. Diyorlar ki ya annen ya baban Türkçe konuşuyordur, ya ne bileyim Türk devresidir falan. Öyle bir şey yok ama. Ben rastgele bir şekilde yıllar önce, o kadar uzun zaman olmadı da işte birkaç sene önce Türkçe öğrenmeye başladım. İşte onu yüksek eğitim olarak almıştım. Yani ondan sonra üniversitede dil olarak seçtin. Aynen öyle. Sonra seçmedim. Açık konuşmak gerekirse Türkçe beni seçmiş oldu. Çünkü yıllar önce biri karşıma çıkıp seni bir gün Türkçe konuşacaksın, Türkiye'ye aşık olacaksın demiş olsaydı inanmazdım yani. Evet. Anladım. Şimdi Ksenia ile beraber biz bu arada bir haftadır falan bir sürü şehirde takılıyoruz. Sağ olsun bana bir sürü şeyi tavsiye etti, bir sürü yer gösteriyor, burayı anlatıyor bana. Aynı zamanda Moskova'ya gitti geldi. Şimdi şehirde hem şunun üstüne çıkmaya çalışacağız. Buradan manzara güzelmiş. Hem de burada ileride bir yer varmış, ona bakacağımızı düşünüyorum. Burası neresi? Onu anlatmak ister misin? Isaac. Burası aynen öyle. İngilizce öyle söylüyorlar. İsa Katedrali. İsa Katedrali. İsa Katedrali 19. yüzyılda kurulmuştu. August Montferrand tarafından. Biliyorsunuz Petersburg 2. Dünya Savaş zamanında da bayağı zor günler geçirmişti ve abluka zamanında bile yani bunun gibi görkemli binalar yani bir tane zarar görmemiş halinde. O yüzden de biz şu an hem içine girebileceğiz istersek, bir de aynı şekilde çatısına çıkıp tüm şehri görebiliriz. Toplam 162 basamak var. Petersburg'un her yerine dilek tutabilirsin. Burada da aynı her basamağı sayıyorsun. Ondan sonra yani aklından çıkmazsa artık dileğini tutabilirsin. 1, 2, her bir basamağı bir dilek. Hatta 262 dilek tutabilirsin bence. Hey maşallah. Teyze mesela sayıyor şu an ve kulağını bile kapatmış. Hakikaten inanıyorlarmış ve sayıyorlarmış. Ben de böyle söylenti zannettim. Aa, Petersburg'u yukarıdan geliyor, süper. Şimdi bu arada buradan bütün Petersburg'u görebiliyorsun. Karşımızda da bir yeşil bina var, orada diyor, ben Türkçe öğrendim. O yüzden onu da göstermek istedim size. Ve Petersburg'da bulunan Titicaca Guinness Rekorlar Müzesi'ne geldim. Burada bayağı ilginç rekorlar kırılmış. Onları göstermeye çalışacağım elinden geldiği kadar. Çok ciddi. Biletleri aldık. Bir kişinin fiyatı 450 rupi. Burada dünyanın en küçük fosili, dünyanın en küçük kitabı. İğne ucundaki develeri görebileceğiz işleme. Birkaç tane de farklı şey var. Burada da kalemlerin üzerinde sanat eseri yapıyorlar ya, kalemlerin en ucunu. Onları tek tek yapmışlar. Acayip hikayeler çıkarmışlar. Şimdi şu tarafa gireceğiz, bakalım neler var. Dünyanın en uzun boylu insanı şu anda benim neredeyse iki katım var herhalde. İnanılmaz bir boy. Bu boydaysa ve bu boyutlardaysa yaşam çok zor olsa gerek bunun için. Hakikaten zor yani. Bizde Sultan var, biliyorsun Sultan abi. Ben daha tanışamadım henüz ama bir gün tanışırım inşallah. Bu ablamız da göz bebeklerini en fazla dışarı çıkarabilen ablaymış. Bu abimiz dünyanın en büyük buruna sahip olan abimizmiş. Yani öyle bir burnu var ki benim kolum kadar. 1905 ile 1983 yıllarında yaşamış. Dünyanın en ince beline sahip olan kadını. Nereden baksa İngilizmiş bu arada. Nereden baksanız yani bir elimle kavrayabilecek kadar. O çok ince gerçekten. Kopacak yani beli. Bu abimiz de dünyanın en uzun saçına sahip, saçını dik olarak yukarı kaldırabilen abimiz. Japon bir abimiz. Herhalde jöleyle falan kaldırıyor. Böyle bir başarı olduğunu bile ilk defa duyuyorum. Sultan'dan bahsettik. Onun da varmış burada müzesi. Dünyanın en uzun insanı şu anda Sultan diye geçiyor. Yani 1982 doğumlu, hala yaşıyor. Şu an kendisi Mardin'de. Umarım bir gün tanışırız onunla. Kendisinin eli var burada.
orada. Bir de fotoğrafları var. Umarım onun da böyle heykelini yaparlar da fotoğraf çekildiler artık Rusya'ya gelince. Bu da dünyanın en pahalı kahvesini yapabilen hayvan. Adını okuyamadık ama pokları kahve oluyor, biliyorsunuz zaten bunu. Şurada da dünyanın en büyük yumurtası ile en küçük yumurtasını yan yana koymuşlar. Muhtemelen şu deve kuşu yumurtası diye tahmin ediyorum. Dinozor falan değilse. Şu ne acaba? Böyle bir böcek, yılan falan mı acaba? Bu da balina kalbiymiş. Luna Park gibi kalp yani. Çin'de de şöyle bir gelenek varmış. Ayakları ne kadar kibarsa o kadar alımlı oluyormuşsun. Dolayısıyla 8-10 santime kadar küçülen böyle ayakkabıları oluyormuş onların. Dünyanın en küçük ayakkabısı diye geçiyor. Anında şöyle teyzeler giymiş. Ayakları yok kadar. Ayakta nasıl duruyorlar acaba onu çözemedim ama ayağının şeklini almış zaten, şuradan görebiliyorsun. Tayland'daki zaten bilirsin, Tayland'ın kuzeyindeki bir köyde dünyanın en uzun boylu kadınları olarak geçiyorlar. Oraya gittiğimde bilerek gitmemişim çünkü çok turistik oldu demişlerdi ama bilmiyorum, belki gidebilirim. Buraya da onun da tabii ki koymuşlar boyunlarını. Şunu nereden hatırlıyorum çözemedim ama ben bunu bir oyundan mı hatırlıyorum, bir yerden hatırlıyorum ama çözemedim ya. Vallahi siz hatırlıyorsanız aşağı lütfen yorumlarda yazın, çok merak ettim bunun olduğunu. Sanki böyle para mı hatırlıyordu içine? Bir oyunda mı görmüştüm? Bir çizgi filmde mi vardı? Herhalde dünyanın ilk playbook kitabı ama el kabartmalı olan. Değil mi? Morse alfabesi. Şu da muhtemelen dünyanın ilk bilgisayarı değil mi geçiyor? Macintosh. Bizim işte 128 kilobaytlık Macintosh. Apple. Bu da gerçek mi değil mi ama yine Guinness Rekorlar Kitabı Müzesi'nde ise gerçektir diye tahmin ediyorum. Bildiğimiz deniz kızı abi. Fosil diye tahmin ediyorum ama acayip. Burada da işte şu anda siz burada çıkan şeyi al kazmaya devam edebiliyorsunuz. Bir fosil nasıl çıkartılıyorsa onu hissetmek için yapmışlar herhalde diye tahmin ediyorum, değil mi kanka? Yanlış mı düşünüyorum? Yok. Şimdi 2016 yılında İrlanda'da bulunmuştu. Yani hala biz niye üzerine kumla oynuyoruz? Yasak mı acaba? Yanlış bir şey mi yapıyoruz acaba, bilemedim yani. Oyuncak olmayabilir o. Şimdi de Rusya'nın, burası Petersburg'a yaklaşık böyle yarım saat uzaklıkta bir bit pazarındayız aslında. Burada hem ikinci el eşyalar satılıyor, daha çok ikinci el eşyalar satılıyor. Arka tarafta da şey satılıyor böyle, normal sıfır alacağım eşyalar satılıyor. Dedim gel bir pazarlara gidelim burada. İkinci el Rus pazarları nasıl oluyormuş bakalım hep beraber. Bugün Kemal bana yardımcı olacak. O sağ olsun dedi ki atla gel gidelim kanka, burada bir pazarı. Aa, bir sürü askeri eşya satılıyor. Evet. Ya bu gerçekten askerler için üretilmiş ikinci el eşyalar mı? Yoksa insanlar askeri ürün almayı sevdiği için bunlar satılıyor. Bayağı askeri ürün bunlar. Baksana potları falan mı? Ну, можно, наверное, и не оригинально посмотреть. Это şöyle askeri bir ceket alacaksanız 300 rubleye, yani yaklaşık 30 liraya alabiliyorsunuz. Армейская, да? Вот это. Оригинальная армейская. Orijinal askeri ürünlermiş. Amerikan botları gibi baksana. İşte Rus botları. Evet. Askeri bir şey alınır mı acaba? Bilmiyorum. Ben de çok giymem ki askeri şeyler. Militeri şeyleri çok sevmiyorum ama bu taraf komple askeri eşyalar var. O bayağı postallar falan var. Tam bir Sovyetlerden çıkma bir ülke olduğuna kadar belli. Yani çıkan malı artık elden çıkartalım kafasında. Bak öyle gidiyor ya pazar, daha devam ediyor tarafa doğru. Şimdi abi sağ olsun beni tanıdı, fotoğraf çekilelim diyor. Adın ne? Usal. 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 Memnun oldum. Ben de. Tamam. Sağ olasın. Gel. Ha sen de çekil. Bunu da çekil. Tutu da bir de çekeyim. Bir tane daha çekilelim. Kulağa çıkardım diye. Tamam. Memnun size, oldum. Size ne gerek size? Ben dolanacağız öyle. Burada şimdi Sovyet kartpostalarım var kanka. Aa, bunlar bayağı insanın birbirine gönderdiği kartpostalar değil mi? Evet. Okuyabilir misin? Ne yazıyor mesela şurada? Şöyle bir kartposta. Bak kanka. Asya diye birine yazmış. İşte doğum gününü kutluyor. Ona sağlık ve hayatında başarılar diliyor. Vay be. Bir, ne zaman? Zamanı belli mi? 1984. 1984'te göndermiş. Hala bu kadın böyle sağ kalması da ilginç. Bu arada yüzlerce, binlerce var yani. Aa, bu da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor. Ha. Resmi birine yazın. 1998 yılında. 93 takvimi. Ben 93 doğumluyum, o yüzden bir hoşuma gitti. Haziran ayında ben doğmuşum. 14 Haziran. Hangi güne doğmuşum ben? Pazartesiyle başlıyorsa çarşamba günü doğmuşum diye gözüküyor burada. 1977'nin Aeroplot, yani Rusya Hava Yolları'nın Soviet Airlines. O zaman takvim çıkarmışlar. Onun da böyle şeyi var. Yanar dönerli kağıdı. Aslında sınav var ya, hani hep değerlidir. Baksana. 880 liraya satılıyor. Bu kitap 1931 yılından kalmaymış. Bayağı 100 yıllık kitap neredeyse. 1932 yılında basılmış bir trigonometri cetveli kanka. Hadi ya. Tabii. Sinüsü, kosinüsü, tanjantı, kotanjantı. Aa, tam senin işte mühendis bey. Al kullan. Burada da var bir sürü kitaplar. Eski kitap hepsi. Thank you.
şuradaki raf komple 1910 ta 100 yıl öncenin diş tekniklerini kullandığı aletlerin hepsini koymuşlar buraya. Bu deri teknolojilerinin yazıldığı bir şey. Kitapta deri teknolojilerinin yazıldığı kitapmış. Deri hastalıklarına. Deri hastalıklarının yazıldığı. Ben de sorgulamadan direkt söylüyorum. Sovyet kültüründe çalışmayı ödüllendirdikleri sistem varmış. Dolayısıyla da her şeyi böyle bir her bir ödülü rozetle yapıyorlarmış. O yüzden böyle her yerde böyle farklı farklı spor dallarından tutun da belki siyaset, belki işte eğitimdeki başarıları hep ödüllendirmek için o rozetleri veriyorlarmış. O yüzden böyle rengarenk rozetler var burada. Rozetler, madalyalar, para ödülleri küçük küçük. Şimdi bu Sovyetlerin ödüllendirme şeyine ben de katıldım. Böyle bir sürü madalya, rozet aldım. Ekip arkadaşlarım böyle başarılar elde ettikçe böyle onları her ay ödüllendireceğim. İşlerinden bir tanesini ayın elemanı seçip böyle madalya takacağım ve madalya günü yapacağım. Öyle bir fikir aklıma geldi. O yüzden bir sürü aldım böyle. Yaklaşık 7 tane, 8 tane falan aldım. 8 ay gider bize. Pazarda ortalama genel olarak fiyatlar böyle 100 rupiye bir sürü şey alabiliyorsunuz aslında yani 10 lira gibi bir şey. Ama fiyatına göre, değerine göre her şey değişiyor. Bu arada en çok askeri ürün gördük. Postallar ve askeri şeyler çok fazla burada. Burada tamirci bisikletçi amcamız bisiklet tamiri yapıyor. Bu tarafa gittikçe iş ilginçleşiyor. Merhaba. Şu ne? Kamera mı? Hızlı granit. Bu da 1961'den kalma bir Rus kamerasıymış. Hala çalışıyor, çok ilginç. Çünkü mekanik komple. Burada bir sürü de plaklar var, böyle eski plaklar. Bilsek aslında gidildiğimiz sanatçı olsa alırdık, değil mi? Güzel. Böyle karışık Rus var mı içeride, karışık pop? Mesela 1963. Soçi tatilinden bir ayrılım fotoğrafı. Şimdi şu, burada bir sürü kamera var. Kameralar da yaklaşık olarak 1000'e satıyor hepsini. Yani yaklaşık 100 liraya. Şu kameradan alıyor. Zenit almak istedim. Zenit de olimpiyata özel basılan bir tane modeli var. TTL'in. Onu da yaklaşık olarak 3500'e bırakıyor. Son fiyat diyor. Daha aşağı bırakmıyor. 3500'de ortalama 350-370 lira falan mı? Öyle bir şey yapıyor. Dönüşte belki onu alırım. Bir bakacağım şimdi. Pazarlık yapıyorum. Bir pazarlarında pazarlık mübahtır. Burada da böcek koleksiyonu yapmışlar. Allah Allah. Farklı farklı bir sürü böceği almışlar, koleksiyon yapmışlar. Hı. 1950 yılından kalma bir kap. Hadi öyle bitiremiyor. 8000'e satıyor. O da yaklaşık 800-900 lira şey yapıyor. 8100 euro da у нас, а за границей сразу будет 500. 8000'e alıyorsun siz ama yurt dışına çıkınca çok pahalı olacak diyor. Klasik pazarlama ama doğru da olabilir, bilemedim. Bunlar da gaz maskeleri. Muhtemelen askeri gaz maskeleri tahmin ediyorum. Vay, yeni gibi de duruyorlar, hiç kullanılmamışlar. Yine madalyalar var her yerde olduğu gibi. Mataralar var. Şimdi asıl olaylar bu tarafa, pazarın dışına çıktıkça başlıyor. Çünkü karmakarışık bir sürü şey var. Singer dikiş makinesi. Bunların 100 yıllık makine. Bir ekmeklik herhalde. Buradan var ya bir film seti oluşturursun ha, hakikaten. Baya güzel şeyler var. İnsan hepsini alası geliyor da hangi birini taşıyacağım buna uçakla yani. Şeyler çok tatlıymış, bavullar. Bu da Sovyetlerden kalma pasaportmuş. Bildiğin Sovyet pasaportu. Anlı olarak kendime bu Sovyet pasaportunu alacağım. Şimdi de pasaportu aldım. Bundan sonra Sovyet vatandaşı olarak bundan sonra hayatıma devam ediyorum arkadaşlar. Görüşürüz. YouTube kanalım sizin olsun. Kapitalizm düzen. Bay bay. Bay bay kapitalizm. Bay bay. Parayla gidiyorum ama kapitalizmden. İsmi ne bunun? Ne yazıyor ismi? İsmi neymiş bizim? Benim şu an yeni ismim ne? Valentina Rahimova. Valentina Rahimova. Aynen. Tamam, bundan sonra bana Valentina diyeceksiniz. Pasaportum bile var. Tanıtım var. Ve dayıyla sıkı bir pazarlık yaptık ama dayı benden daha iyi pazarlıkçı çıktı. Bu şeyi aldım. Zenit'in 1980 yılında olimpiyatlar için basılan son özel serisinin. Evet, yırttım herhalde. Vallahi yırttım ya. Of. Şunun şeyini, kartonunu yırttım. Neyse, bunu zaten koyacağım. Şu 1980 yılında olimpiyatlar için basılan son özel Zenit'in serisi. Siyah beyaz da film verdi bana. Abinin dediğine göre şurada yazıyormuş işte. Olimpiyatlar için olan makine falan diye. Kutusunu bile verdi. Ta o zamandan kutu saklamış adamlar ya. Bir tek kutuyu ben saklıyorum zannediyordum. Böyle bir Zenit makinem oldu. Bu arada lens falan çok güzel. Diyaframını kendi falan değiştiriyor zaten. Normalde böyle koleksiyonları falan çok yaptığım bir şey değil ama bir tane böyle bir makinem olsun istiyordum. O yüzden Rusya'dan olması da çok hoşuma gitti.
Aynı zamanda şehirde gezerken böyle cebinize sürekli olarak bozuk paralar birikiyor. Çünkü bunları hiçbir zaman kullanamıyorsunuz. Yani kullanabiliyorsunuz aslında da kimse uğraşmak istemiyor. Sürekli büyük parayı verip daha çok küçük para alıyorsunuz falan böyle. O yüzden cebinizde sürekli bozuk paralardan birikiyor. Onları da şöyle göstermek istiyorum size. Şu mesela 5 ruble, 10 ruble, 1 ruble. Bunu nerede harcayacağız bilmiyorum da. Çünkü mesela sokakta bir kahve aldığınızda ortalama 100-150 rupleyi falan alıyorsunuz. 1 ruble aslında hiçbir şey. Nerede geçer bu? Hani poşet moşet alıyorsun işte 2 rupleye falan. Birazcık büyük paralardan bahsedeyim. Mesela şöyle bir 50 rupleleri var. Bununla çok bir şey olmaz yani. Böyle üniversitede bundan bir öğün yemek alabiliyordunuz ama mesela sıradan bir restorana gittiğiniz zaman yemekler 150-200 rupleden başlıyor. Yani 50 ruble varken aynı zamanda 500 ruble var. Bu da bizim şu anda Türk parasına karşılık 50 lira mı 60 lira mı öyle bir şey denk geliyor. Şu anda 1 dolar 75 ruble olması lazım. Ve şehirde birazcık şehirdeki fiyatlardan bahsedeyim. Mesela bir restorana gittiğiniz zaman ortalama 150-200 rupleden başlayan yemekleri, iyi bir yemek yiyeceksiniz 300 rupleye güzel yemek yiyebiliyorsunuz. Güzel pizzalar yiyebiliyorsunuz. Onun dışında iyi bir bara gittiğiniz zaman 300 rupleye 250 rupleye güzel biralar içebiliyorsunuz. 150 rupleye de içersiniz ama draft olur işte. Biraz da underground yerler olur falan. Burada gördüğüm ilginç şeylerden bir tanesi de her yerde ama her yerde ödeme kolaylığı var. Yani bir tane şey gelişmiş, Tinkoff diye bir şey geliştirmişler. Tam adını hatırlayamıyorum ama herkes mesela sokakta esnafa bile, pazardaki esnafa bile bir şey ödeyecekken bile şeyle, telefon numarasıyla ödüyorsun. Yani her şey dijitalleşmiş. Bizde bu kadar geri geliyor olması, bu dijitalleşmenin tuhafına geliyor. Yani yeni Sovyetlerden çıkmış bu kadar kapitalizme ters bir ülkenin bile bu kadar hızlı giriş yapmış olması. Yani Rusya'da bu var, bizde niye yok? Üzülüyorum. Onunla beraber burada Uber, Yandex Go ile beraber çalışıyor. Yani Uber indirdiği zaman Yandex iniyor. Şehrin her yerine 200 rupleye, 300 rupleye gidebiliyorsunuz. Yani ortalama 20-30 liraya taksiyle çok rahat bir şekilde tüm şehirde gezebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde dolandırma endişesi olmadan seyahat edebiliyorsunuz. Bir tane restorana geldik, hızlıca yemek yiyelim de. Burası Özbek restoranı. Haçapuri yiyoruz. İçerisinde peynir var. Böyle kocaman bir pizzaya benziyor. Yani şöyle göstereyim. Bu arada bu Gürcü mutfağı. Gürcü mutfağı dedin. Ben Özbek dedim. Özbek dedin. Aa pardon. Gürcü mutfağı ya. Gürcü mutfağı. Daha önce de geldik buraya. Nasıl adını farklı söyledim bilmiyorum. Neyse şu anda bunları yiyeceğiz hızlıca. Sonra dışarı çıkacağız. Rusya'da, Rusya'nın yemekleri, şöyle yemek kültürü çok fazla yokmuş ama yine birkaç tane bir şey varmış. Evet. Bir boş çorbalar yani çok ünlü. Ama şu anda bazıları da Ukrayna mutfağından geleceğini söyleyecek. Ha, onların da hepsi bazıları Ukrayna mutfağına geliyor. Sözde Rus mutfağı yok diyebilir miyiz acaba lütfen? Hayır diyemeyiz çünkü sen şu an bir Rus'la beraber aynı masada oturuyorsun diyemeyiz. Tamam, Rusya'da aynı masada oturduğum için Rus mutfağı yok diyemiyorum ama Rus mutfağı yokmuş. Siz öyle bilin yani. Ben de sana priyatna va apetit diyorum. Ben de sağ ol diyorum. Ben de o zaman pajalusta diyorum. Priyatnava. Apetita. Evet. Rusçayı çözeceğim ama öğreneceğim. Burada bir tane Petersburg Üniversitesi'ne yazılmayı düşünüyorum. Hazırlık okuluna. Ara sıra gelip derslere girdiğim ve buradan hazırlığını geçtiğim bir Rusça serüvenim olacak. Fena olmaz. Okullar bizde Rusya'da her zaman okullar 1 Eylül'de açılıyor. Yani Türkiye'de ve başka ülkelerde mesela yanmaz. Suyumuz var. Başka ülkelerde mesela Eylül'ün ortasında falan başlayabilir okullar ama Rusya'da her zaman 1 Eylül'de başlar. Çünkü büyük bir bayram var. Dinsinani, eğitim bayramı. Aa. Çocuklar böyle neşeli bir şekilde, sana hemen göstereyim. Böyle çok tatlı gidiyorlar. Her zaman öğretmenlerine çiçek götürür. Öğretmenler günü gibi mi? Gibi. Ama herkes için işte büyük bir bayram başlıyormuş gibi. Baksana herkes böyle şirin giyiniyor ve gidiyor. Ha, 1 Eylül gerçekten değil mi? Gerçekten öyle, evet. Ha, 1 Eylül'de buradayız o zaman. Hafta sonuna denk gelse bile okullar o gün açılır. Valla çok iyi. Hadi birkaç tane Rusça bir şey söyleyelim. Mesela merhaba ne demek? Здравствуйте. Здравствуйте. En zor olandan başladım. Teşekkürler. Спасибо. Спасибо. Bo mu ba mı? Спасибо. Bo yazıyoruz ama ba, спасибо diyor, diyoruz. Tamam. Selam neydi? O daha kolay. Привет. Привет. Чиз, şerefe, на здоровье. Yani tam öyle demiyoruz da. Nasıl evet, deniyor? Evet. Hadi bilmiş şöyle bakalım. Bilmiş diyorum kız Rus. Bunu her zaman yabancılar der biliyor musun? Na zdorovye ama biz aslında öyle bir şey demiyoruz. Ne diyorsunuz? Hiçbir şey demiyorsunuz. İçiyoruz sadece. Hiç demiyoruz. Full evet. İçiyorsunuz yani. Evet ve hayır neydi? Bir de sen biliyorsun şu an hiç. Da. Нет. Нет, hayır. Hani pajal usta var bir de. Evet, молодец. Aferin. Молодец, aferin demek. Tamam başka? Peki. Da. Ha, хорошо. Да, хорошо. Да, хорошо.
Çözeceğiz yavaş yavaş. Rusça'yı çözeceğiz. Bu Kiril'i çözdüğüm zaman Rusça'nın yarısı bitiyor zaten. Şaka. Yok ya, Kiril aslında baktığın zaman kolay öğreniliyor. Birkaç tane harfi böyle şey yapınca, neyi iyi olarak düşününce mesela çözülüyor. Bence çok kolay. Sadece alışmak lazım. Birkaç aynen saatte onu halledersin. Şimdi de metroyla iki durak mı gideceğiz? Nereye gideceğiz? Park Troksotliyeti. Şimdi bineceğimiz istasyonun adı ne? Şimdi Admiraltiyeski. Burası dünyanın en derin istasyonlarından biri. En derin. Mama'ya ineceğiz yani. Şimdi ineceğiz, sonra yürüyeceğiz, sonra tekrar ineceğiz. Ha, daha da iniyor yani. Sonu gözükmüyor. Şehirde birkaç tane tren istasyonu var. Onlardan biri ana tren istasyonu olan Vlaşit Vastanya. Moskova tren garı orada bulunuyor. Bu arada bu tren metrolarının bu kadar derin olmasının sebebi, burası bir bataklık üzerine kurulmuş ve kanallardan oluşuyor demiştim ya. Dolayısıyla metroların bunların altından gidiyor olması lazım. O yüzden yerin bu kadar altına giriyormuş. Yani mesela 3 tane istasyon geçtiğinizde 5 tane kanalın altından geçiyor olabilirmiş metro. Biraz önce ondan bahsettim. Спасибо. На здоровье. Burada insanlar her zaman kapıyı tutarlar. Moskova'da öyle bir şey yok. Allah Allah. Ben Moskova geldiğimi nasıl anlıyorum biliyor musun? Böyle çat diye kapı geliyor. Tam tren garından çıktıktan sonra. Bu Petersburglar sürekli bir Moskovaları gömme çabası içerisinde ama hadi hayırlısı. Hakikaten ama gerçekten bir fark varmış. O farkı da genellikle kültür farkı olarak işte örf, adet, etik ve farklarla ölçüyorlar. Şimdi burada buraların en büyük parkına geldik. Parka dedik ki skuterlarla gezelim. Burada bu arada normalde bizde bir iki tane marka var ya bu skuterlarla ilgili. Burada böyle bayağı bir marka var. Şimdi parkın girişinde böyle onlarca belki 50 tane falan skuter koymuşlar. İnsanlar parka gelip bu elektrikli skuterlarla parka geziyorlar. Burası aynı zamanda çok zenginlerin yaşadığı bölgeymiş. Şurada müstakil evler var. Parkın bir tarafında Luna Park alan var. En sonunda da stadyum var. Uygulamayı indirdim. Şu anda bizim kullandığımızın adı Urent. Şöyle QR koduyla normal. Ben hazırım. Başlayalım. Şu anda Petersburg'un futbol takımının Zenit'in stadyumuna geldik. Burası 68 bin kapasiteli devasa büyüklüğünde bir stadyum. Zaten uzay üstü gibi gözüküyor. Ha, şimdi yaklaşık bir 4 kilometre falan geldik herhalde değil mi? Şimdi de burada plajın kenarına geldik. Şurada ta arkamdaki stadyumdan etrafından dolaştık. Burada 3-4 tane böyle voleybol sahası var. Yakın zamanda ayağımı incittiğim için, bu arada hala ağrıyor ayağım. Bir akşamları böyle şey yapıyorum. Voleyboldan dolayı incitmiştim bu arada. Akşamları doktorum şey verdi. Şeyleri yapıyorum, neyi onları? Egzersizleri yapıyorum. İyileşecek diye umuyorum. Sadece akşamları biraz şişmiş oluyor. Onun dışında geçmek üzere. Yani tam böyle o şeyin içindeki ödemlerin dağılmasını bekliyoruz aslında. Neyse, şu anda şu manzara benim çok hoşuma gitti. Petersburg'da böyle bir şey göreceğim aklımcudan geçmezdi bu arada. Şehrin merkezine çok yakınız çünkü. Ve kaldığım Airbnb yerinden de selamlar. Bugün burada benim son günüm. Bu videodan sonra Petersburg'dan kalkan bir trenle, bir gece treniyle Moskova'ya gideceğim. Bundan sonra o videoyu çekiyor olacağım size. Biliyorsunuz trenlere aşığım ben. 10-11 gün boyunca Petersburg'da neler yaşadım birazcık onu özetlemek istiyorum. Çünkü şöyle bir şey oluyor. YouTube videosu çekmek ile bir şehirde yaşamak, seyahat etmek arasında üçü de farklı şeyler. Genellikle ben seyahat ederken video çekmeyi başarabiliyorum bazen. Bir şehirde yaşamak istiyorsam ve oraya zaman geçirmek istiyorsam kamerayı çok fazla dışarı çıkarmıyorum. Genelde elimde telefon oluyor. Telefonla anı ölümsüzleştirmeye çalışıyorum. Bu da daha çok Instagram'dan paylaşmama vesile oluyor. Dolayısıyla beni mutlaka Instagram'dan takip etmenizi öneririm. Oradan çok daha fazla anlık şeyler ve burada hiçbir zaman anlatmadığım, paylaşmadığım şeyler oradan paylaşıyorum aslında. Oraya gelin derim. Çünkü bir sürü şey yaşandı. Bunların çoğunu Instagram'dan paylaştım. Şu anda Instagram'a gelseniz belki Rusya diye oraya öne çıkanlara koyarım ama sonuç olarak buradan biraz özet geçelim. İlk geldiğim zamanlar hatırlıyorsunuz zaten. Limuzin'de Kemaller sağ olsun böyle beni acayip bir şekilde karşıladılar havalandan falan. Daha sonra burada Petersburg'da şehir içerisinde gezmeye başladık. Burada dünya kadar müzeler var. Birkaç tane müzeye gittik. Bunlardan bir tanesi de işkence müzesiydi mesela. Acaba işkence yapılan aletler vardı böyle. Onlara falan çok fazla göstermek istemiyorum ama bu arada şundan bahsetmek istiyorum. Abi, Türkiye'de bizi çok germişler. Hem gündem çok germiş, hem korona çok germiş, hem insanlar çok germiş. Buraya geldim, bu normalliği hissediyor olmak bana anormal geldi. Yani normal insanlar burada yürüyor, nefes alıyor, işine gidiyor, eğleniyor. Ne bileyim arkadaşlarla buluşuyor, sanat yapıyor, müzik yapıyor, bilim yapıyor, okuluna gidiyor, hayata dair motivasyonları falan var. Normal her şey. Hani 1,5 yıldır pandemiyle beraber Türkiye o kadar böyle gerilmiş ki
Hem insanların psikolojisi hem de ülke gündemi. Buradaki bu normalliği görmek beni şaşırttı. Tabii ki White Nights, buranın olmazsa olmaz beyaz gecelerin sonlarındayım bu arada. Şu anda Temmuz'un sonuna kadar sürüyor White Nights, sonra bitiyor. Mayıs'ta başlıyor. Eğer aklınızda White Nights'ı görmek, yani buradaki beyaz geceleri görmek gibi bir heyecanınız varsa, gecenin birinde gündüzü görmek istiyorsanız mesela, Mayıs'ta başlayan ve Temmuz'da biten, o Aralık'ta gelmeniz gerekiyor. Sonra bir tane çok tatlı bir kızla tanıştım. Vegandı. Beni vegan bir pizzacıya götürdü. Pizzaları aldık. Bir parka gittik. Orada onunla sohbet ettik. Çok keyifliydi. Kendisi model. Rus bir model ama Çin'de çalışıyor daha çok. O yüzden onunla böyle yaklaşık 6 saat boyunca susmadan sohbet etmek, Rusya'ya dair bir şeyler öğrenmek, onun hayatına dair bir şeyler öğrenmek çok keyifliydi. Sonra beraber cider içmeye gittik. Cider da muhtemelen duymuşsunuzdur. Elmayla yapılan bir içki. Daha çok böyle biraya benzese de aslında bir şarap. Onu öğrendim ve ona dair bir sürü burada mekanlar keşfettim. Eğer bir gün Petersburg'a tekrar gelirsem o mekanların hepsini zaten geziyor olacağım. Buraları bayağı öğrendim bu arada. Bir sürü mekan öğrendim, bir sürü gizlilik öğrendim, uygulamaları kullanmayı öğrendim. Hayat benim için şu anda çok kolay Petersburg'da. Dolayısıyla burada yaşamak aslında kolay olabilir. Bir tek kışı çıkartırsak bu denklemden. Ha, burada tabii ki Dostoyevski var. Onun müzesine gittim. Pardon, onun evine gittim. Müze yapmışlar. İşte onun kitapları yazdığı masayı görüyorsunuz. Onun yaşadığı yerleri, onun şapkasını görüyorsunuz. Fantos'un astığı yeri görüyorsunuz falan. Güzel bir evi var. Böyle yüksek tavanlı falan filan. Orada tabii ki birkaç tane fotoğraf çektim ve Dostoyevski kalemim var artık. Şeyma'da kaldı. Onu da getirirse inşallah alacağım bugün. Sonra Şeyma Kemal'le beraber bir karaoke bara gittik. Karaoke barda şarkılar söyleyip eğlendik. Aynı gün karaoke barda Daniel'le tanıştık. Daniel'le tanışınca işler çok daha değişti. Çünkü farklı farklı mekanlara gitmeye başladık. Gittiğimiz bir tane mekana da garajdı. Garajda bayağı Meksika yemekleri falan yapılan bir yer. Meksika yemekleri yiyip gece 4'te falan eğlenince Daniel dedik hadi bize gidelim. Bu sefer de Daniel'in evine gittik böyle. Acayip böyle gecenin bir yarısı hiç bilmediğimiz birisinin evine hep beraber 5-6 kişi, kaç 7 kişi falandık böyle Daniel'in evine gittik. Orada da after party yaptık. Daniel bu arada burada bir barman. El Capitol's diye bir barda çalışıyor. Beni de o bara davet etti. Orada Meksikan bir barı. Çok gizli bir yerde rezervasyonla yapılıyor ve 2 ay boyunca dolu bir yer. Beni davet etti. Bir yer buldu bana. Sağ olsun böyle bir sürü Meksika yemeği ısmarladı, kokteyl ısmarladı falan. Orada çok güzel zaman geçirdik. Hatta böyle barda o yazdıkları şey var ya, adisyonları bilet olarak getiriyorlar. Meksika bileti olarak. Oraya bana şey yazmışlardı. El Capitol seni seviyor yazmışlardı. Hiçbir şekilde para istemediler. Onlara da böyle bir fotoğraflar çekildik. Çıktık sonra oradan. Sonra burada Daşa ile tanıştım. Daşa da çok keyifli, çok mizah anlayışı inanılmaz böyle bana yakın. Çünkü her şey dalga geçmeyi seven bir adam olduğum için. O da aynı benim gibi. Böyle bir şey görüyoruz. Aynı anda ona espri yapıyorduk falan. İngilizce de iyi fena değil. O yüzden çok iyi anlaşıyorduk. Onunla böyle bayağı zaman geçirdik. Herhalde 2-3 gün onunla zaman geçirmişimdir totalde. Bir sürü yere götürdü beni böyle. Çatıların üzerine çıkarttık. Parklara gittik. Eğlendik. Keyif yaptık falan. Daşa da çok tatlı bir kızdı. Sonra biliyorsun zaten Ksenia ile beraber de şehirde gezdik. Buradaki kiliselerin üstüne çıktık. Scooter kiralayıp işte çok güzel bir parkta gün batımında gezdik falan. Bütün hepsini aslında Instagram'dan paylaşmış olacağım. Dediğim gibi orada mutlaka takip edin. Genel olarak şunları söylemek istiyorum. Petersburg hakikaten yaşanılabilir bir şehir. Ama bence sadece yazın yaşanılır. Çünkü kışın burada donarsın abi. Öyle soğuk sevmeyen bir adam olduğum için bunu söylüyorum. Ama gerçekten çok tatlıymış. Sakin. Şehirde böyle hiçbir kaos yok. Korna sesi çok fazla duymuyorsunuz böyle başka diğer şeylerdeki gibi. Onun dışında insanlar gerçekten böyle agresif değil. Kimle konuşsanız, kime bir şey sorsanız ya da kimle muhabbete girseniz herkes çok tatlı yaklaşıyor. Gerçekten çok rahat buldum ve çok güvenli buldum onun dışında. Bu şehir gerçekten beni güvende hissettirdi. Böyle hiçbir zaman ne çantam çalınacak hissettim ne de böyle dolandırıcıların olduğu ne kaosun olduğu. Yani sakin sakin insanlar bu şehirde yaşıyor. Hakikaten batıya en yakın Rusya şehri denmesinin bir nedeni varmış. Gençler burada Moskova'ya göre biraz daha rahatlar diyebilirim. Moskova'da çünkü biraz agresif gençler görmüştüm. Genel olarak düşüncelerim böyle Petersburg hakkında. Umarım video izlerken keyif almışsınızdır. Bundan sonraki tren videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.